Bismillahirrahmanirrahim. Talha bin Ubeydullah'ın Müslüman olma hikayesiyle karşınızdayım. İlk Müslümanlardandır. Evet, başlıyoruz. Talha bin Ubeydullah zeki ve cevval bir delikanlıydı. Yaşının çok üstünde bir olgunluktaydı. Pek çok Mekkeli gibi o da ticaretle uğraşırdı. Bütün işlerini genç yaşında ustalıkla çekip çevirirdi. Şam'a giden bir ticaret kervanı ile yola çıktı. Kervan, Şam yakınlarındaki meşhur Busra kentinde konaklayınca Talha bin Ubeydullah yanına birkaç arkadaşını alarak panayıra girdi. Bu panayır eğlence yerinden çok çeşit çeşit malların alınıp satıldığı bir fuar alanı gibiydi. Talha panayırda gezerken ihtiyar bir rahibin "Ey tüccarlar, aranızda Mekke'den gelen kimse var mı?" diye bağırdığını işitti. "Ben Mekkeliyim." diye cevap verdi hemen. İhtiyar rahip merak ve heyecandan irileşmiş gözlerle Talha'nın yanına sokulup "Ahmet geldi mi? Söyle bana, Ahmet geldi mi?" diye sordu. "Ahmet de kim?" dedi Talha. Şaşırmış rahibin bu acayip halinden ürkmüştü. Rahip gözlerini Talha'nın gözlerine dikti ve titreyen bir sesle şöyle dedi. "Abdullah'ın oğlu, Abdülmuttalib'in de torunu olan Ahmet. Ona peygamberlik görevinin verileceği ay bu aydır. O peygamberlerin sonuncusudur. Mekke'de doğacak, hurmalık ve verimli toprakları olan bir memlekete hicret edecek. Ey genç adam, sen sakın onunla beraber olma fırsatını kaçırma." Talha bin Ubeydullah dönüş yolunda hep rahibin kendisine söylediği bu acayip sözleri düşündü. İçinden "Ahmet kim olabilir? Olsa olsa Muhammed olabilir." diye geçirdi. Eğer Mekke halkının içinden bir peygamber gelecekse buna el eminden daha layık kim vardı? Hiç kimse yoktu. Uzun ve yorucu çöl yolculuğu bitip de Mekke'ye vardıklarında Talha bin Ubeydullah'ın ilk yaptığı iş kendisini karşılayanlara "Mekke'de yeni bir haber var mı?" diye sormak oldu. Onlar "İşitmedin mi?" dediler. "Muhammedül Emin peygamber olduğunu söylüyor. Ebu Bekir de ona iman etti." Talha, Hazreti Ebu Bekir'i çok iyi tanıyordu. Ebu Bekir iyi huylu, ağırbaşlı ve akıllı bir kimseydi. Onu çok seviyor ve sözüne her zaman itimat ediyordu. Hazreti Ebu Bekir'in Peygamber Efendimiz'e aleyhissalatü vesselam bu kadar çabuk iman etmiş olması Talha'nın gönlünü bu işe ısıttı ve cesaretlendirdi. Koştu ve Hazreti Ebu Bekir'in yanına vardı. "Sen Muhammed'in peygamberliğine iman etmiş, ona tabi olmuşsun, öyle mi?" "Evet, öyle." Talha bin Ubeydullah, Busra pazarında başına gelenleri, o garip rahibin kendisine söylediği sözleri bir bir Hazreti Ebu Bekir'e anlattı. "Sıddık-ı Ekber, kalk öyleyse Muhammed'in aleyhissalatu vesselam yanına gidelim. Bunları ona da anlat ve sana söyleyeceklerini dinle." dedi. Talha bin Ubeydullah bu 16 yaşındaki alnı ve gönlü pırıl pırıl delikanlı Peygamber Efendimizin aleyhissalatu vesselam kalplere huzur veren huzuruna vardı. Diz çöküp oturdu. Busra pazarında olan biteni, rahibin acayip ve garip sözlerini Allah'ın elçisine anlattı. Resulullah işittiklerinden çok memnun oldu. Talha bin Ubeydullah'a Kur'an'dan ayetler okudu. Onu İslam'a davet etti ve Talha bin Ubeydullah yeryüzünde Peygamber aleyhisselama iman eden ilk 8 kişiden biri oldu. Müslüman olduğunda daha 16 yaşlarındaydı. Allah onlardan razı olsun. Evet, bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.